Suudi Arabistan balonu patlıyor. Son olarak Süper Kupa'da kriz çıkarmasıyla gündemimize giren Suudi Arabistan milyonlar yatırdığı ligindeki yıldızları da kaybetmeye başlıyor. Ben de bugün sizlere Suudi Pro Ligi'nin neler hayal ettiğini ama nasıl batırdığını ve hangi yıldızların ayrılmak üzere olduğunu anlatacağım. Başlamadan gerçekten merak ettiğim bir soru var. Saran Ligi yayınlamayı kesti ama daha önce Suudi Ligi'ndeki herhangi bir maçı 90 dakika izlemiş miydiniz? Aşağıda yazarsanız hepsini okuyacağım. Bildiğiniz gibi Roman Abramovich'in zamanında Chelsea satın almasıyla futbolda yeni bir boyut açılmış ve siyasi namı çok iyi olmayan bazı ülkeler yavaş yavaş futbola girmeye başlamıştı. Ruslar özellikle doğalgaz sponsorluklarıyla, Araplar da petrol ve havayolu şirketleriyle futbol sponsorluklarını arttırmış ve zaman içinde de büyük liglerden kulüpler almaya başlamıştı. Böylece Batı'nın soğuk baktığı ve hiçbir fikri olmadığı ülkelere karşı futbol üzerinden pozitif bir hava yaratılmaya çalışıldı ki bunun en başarılı örneğin Manchester City ve Abu Dhabi işbirliği olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Hala birçok kesim tarafından tepkiler olsa da Birleşik Arap Emirlikleri'nin insanların gözündeki algısı ülke içindeki reformların da artmasıyla bir hayli değişti. Aynı şekilde buna son örnekte Katar'ın Dünya Kupası başarısı oldu. Turnuva öncesi birçok sorun tartışılırken Katar belki de tarihin en iyi Dünya Kupası sonlarından birine sahne olunca birçok sorun neredeyse unutuldu. Yıllar içinde bunları gören Suudi veliahtı Prens Bin Salman golf ve boks başta olmak üzere birçok ekonomisi büyük spora çok büyük perdeden giriş yaptı. Bu sporların yanı sıra e-sporun en önemli organizasyonlarını da düzenlemeye başlayan Suudi Arabistan pandemi dönemi önce başka ülkelerin süper kupalarına ev sahipliği yaparak sonra da Newcastle United'ı alarak futbola da girişini yapmıştı. Krallığın tamamen petrole bağımlı ekonomiden uzaklaşmak için yatırımlarını arttırmasıyla spor da önemli bir yere gelmiş ve bu amaçla konulan Vizyon 2030 projesine 2030 Dünya Kupası ev sahipliği de eklenmişti. FIFA'nın kıtalar arası ardışık ev sahibi kuralları nedeniyle 2030 için teknik olarak ev sahibi adayı olamasalar da farklı kıtalardan ülkelerle ortaklık yaparak adaylık koymuşlardı. Esas gidişatı değiştiren olay ise Cristiano Ronaldo'nun Katar 2022 öncesinde verdiği röportaj ve üzerine Suudilerin yıldız oyuncuyu lige getirmesi oldu. Cristiano sponsorluklarla birlikte yıllık 200 milyon doları bulan bu teklifi kabul ederken yakın zamanda ligin yükseleceğinin ve büyük projenin geleceğinin sinyallerini vermişti. Yaza geldiğimizde Ronaldo'nun haklılığını da görmüş olduk ki sırasıyla Avrupa'daki büyük yıldızlara çok yüklü teklifler gelmeye başladı. Bunun çıkışı da Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun yaklaşık 20 milyar dolarının Suudi Arabistan Ligi'ne aktarılmıştı. Ligden ziyade tüm paranın ligin en büyük 4 kulübü Riyad merkezli Al Hilal ve Al Nasr, Cidde merkezli Al Ahli ve Al İttihat'a harcandı. Bu kulüplerin %75'i bu fonun altına girdi ve geriye kalan %25 kulüp yönetimlerine bırakıldı. Asya'da UEFA'dakine benzer bir finansal fair play kuralı da olmaması nedeniyle çok kolay transfer yapan kulüpler yazın transfer pazarında kasıp kavurmuştu. Aynı zamanda FIFA'nın 2030 Dünya Kupası için garip bir ev sahibi grubunu açıklamasıyla Ekim ayında aniden 2034 için de ev sahibi adaylıkları açıldı ve Suudi Arabistan'da ne hikmetse o kadar kısa sürede tek aday olan ülke oldu. Detayına girmeyeceğim ama FIFA sanki önceden 2034 için tıpkı Katar ve Rusya örneklerindeki gibi Suudi Arabistan ile anlaşmış gibiydi. Stadyum sayısı, insan hakları, yeterlilikleri gibi birçok alanda FIFA'nın minimum yeterliliklerini dolduramamalarına rağmen bir gelişim göstermeleri için önlerinde upuzun bir süre olacak. Bakalım çevre ülkelerdeki kadar sağlam reformlar görebilecek miyiz? 2030 vizyonuna göre olması gerekiyor ama son olaylar bana pek de ışık vermedi. Siz de benimleyseniz bir beğeninizi alıp ortamı iyice anladıysak yavaş yavaş yıldızların neden kaçacağına gelelim. 4 büyük takım en büyük yıldızlarla takımları doldururken geriye kalan takımlar çok daha zayıf kaldı. 4 büyüğün dışında Al İttifak ve Al Şabab takımları da biraz yatırım yapsa da ekrandaki transfer harcamaları tablosundan aradaki ekonomik farkları net olarak görüyorsunuz. Zaten bunlar sadece bonservis ama 4 büyüklerdeki bazı yıldızların saçma sapan seviyelere ulaşan maaşlarını unutmamak gerekiyor. Ayrıca ligdeki 8 yabancı oyuncu sınırı ve eldeki yabancılar nedeniyle yeni kurulan kadrolarda içlerinde çok dengesiz oldu. Bunu anlatacak birçok veri de mevcut. Dünyanın en iyi 6. ligi olmayı hedefleseler de Opta'nın hazırladığı güç sıralamasına göre sadece Al Hilal ve Al Nasr ilk 100 kulüp arasına girebilirken ligde aşağı doğru indikçe takımların gücü dramatik şekilde düşüyor. Suudi Arabistan Ligi ile en çok kıyaslanan lig MLS'te ise en üst seviye takımlar o kadar güçlü değilken çok daha dengeli ve rekabetçi bir lig olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki burada MLS'in kendine has kuralları da bunu sağlıyor. Bizim ligimizle de kıyaslarsak yine genel anlamda takım güçlerinin dağılımı anlamında benzer bir tablo çıksa da ortalama kalitenin yine bizde çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bunu ligin geçen yıl tüm dünyaya açılan yayın gelirlerinden de görebiliyoruz. Dijital spor yayın platformu DAZN sadece 500 bin dolara Kanada, Birleşik Krallık, Belçika, Almanya, Avusturya için yayın haklarını almış. Platformda da o kadar içeriğin arasında en sona koyup sadece 4 büyük takımın maçlarını yayınlıyorlarmış. Bizde de Saran, Ronaldo'nun transferinden hemen sonra yayın haklarını almış, benzer bir politika izlemişti. Ancak son yaşanan Süper Kupa olaylarından sonra yayınlarını kestiğini duyurmuştu.
Muhtemelen izlenme oranlarından da haberdar oldukları için bunu iki kere düşünmeden yapmışlardır. Bunların dışında stadyum doluluk oranları da aslında çok fazla şey anlatıyor. Sezon başında %40'a yakın bir yükseliş görsek de geçtiğimiz yıl ortalama izleyici 10.000'in biraz üzerindeyken bu sezon 8.000'lere düşmüş durumda. Bunun en büyük nedeni ise geçen yıl maçların çoğunu dolu stadyumda oynayan Al Ittihad'ın düşüşü oldu. Diğer büyük takımlarda yükseliş olsa da yıldızlardan ziyade başarı endeksli tablo göze batıyor. Haliyle dünyanın en iyi takımlarından gelen yıldızlar için bomboş tribünler önünde bu kadar suni bir ortamda futbol oynamak da bir yere kadar tatmin ediyor. Özellikle Gerrard'ın hocalığını yaptığı Moussa Dembele, Gray, Henderson ve Wijnaldum gibi isimlerin de oynadığı Al Ittihad'ın evinde Al Riyad'a karşı oynadığı maçı 696 kişi izlemişti. Al Ittihad'ın beklenenden geride kalması bunun en büyük nedenlerinden biri gibi gözüküyor. Yine Al Riyad, Al Okud maçını da 130-140 civarında kişi izlemiş. Bunu İngiltere'deki amatör liglerde bile geçiyorlar yani. Başta da bahsettiğim gibi birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyorlar ama bunların çoğunda arenalar dolu oluyor. Bunların farkı tabii ki tek seferlik gösteriler şeklinde olması. Futbolda ise taraftarlık kültürü bir anda oturacak bir şey değil. Stadyumların sürekli dolması için her hafta maçlara gidecek taraftar kitlelerinin oluşması gerekiyor. Örneğin Al Hilal'in ligde namağlup lider gitmesine rağmen Neymar sakatlandıktan sonra taraftar sayısı yarıya indi. Bunun da en büyük sebebi dediğim gibi bir taraftarlık aidiyeti, maça gitme alışkanlığı oluşmaması. Tribünler de boş olunca yıldızların ayrılma istekleri ortaya çıkmaya başladı haliyle. Tabii ki tek ayrılık isteme sebepleri tribünler değil. Her oyuncunun farklı sebepleri var. O yüzden tek tek gidelim. İngiliz olması nedeniyle hakkında en çok bilgi olan oyuncu Jordan Henderson. Gittikten sonra The Athletic'e verdiği röportajda "Öfkeyi ve düş kırıklığını anlıyorum. Özür dilerim ama amacım kimseyi üzmek değildi. Niyetim her zaman yardımıma ihtiyaç duyulduğunda orada olmak. Para tek sebep değil" demişti. Ancak son durumda ülkeden ayrılmak istiyor gibi gözüküyor. Şu anda Henderson'ın ailesi takımın bulunduğu şehre 1 saat uzaklıkta ve Bahreyn'de yaşıyor. Hayat şartları nedeniyle Bahreyn daha güzel gözükse de ailenin Arap kültürüne uyumu, az önce bahsettiğim taraftar azlığı, aşırı sıcak ve kuru çöl iklimi Henderson'ın canını sıkan diğer olaylar. Tabii ki bunlar önceden biliniyordu ama orada yaşayınca farklı oluyor. Hele İngiltere gibi sürekli yağmur yağan bir yerden 30 yıl sonra dışarı çıkınca iklimin sıkıntı olması çok normal. Aynı zamanda Henderson'ın Euro 2024'te İngiltere kadrosunda yer almak istediği de biliniyor. O yüzden de ayrılmak istediği konuşuluyor. Şu ana kadar son 3 milyarda davet alsa da turnuvaya doğru bu tempoda devam ederse çağrılmaması çok olası. Burada Maguire, Phillips'in kendi takımlarında oynamadığı zaman bile milli takıma çağrılması örneğini vermiş İngilizler ama Southgate bu oyuncular için her hafta en üst kalite takımlarda antrenman yapıyorlar demişti. Bu Henderson için ne kadar uygulanabilir bir soru işareti. İlk gittiğinde yıllık yaklaşık 40 milyon euro kazandığı konuşulan isminde bunun yarısına yakın bir para kazandığı ortaya çıktı. Ancak yine de bu kadar fazla para kazanması İngiltere'ye dönmesi halinde de bir krize yol açacak. Suudi Arabistan'da 2 yıldan uzun kalan futbolculara gelir vergisi uygulanmazken daha erken ayrılanlara %20'lik bir vergi uygulanıyor. Tabii ki esas sorun bu değil. Eğer ki İngiltere'ye dönerse o zaman ortalık karışacak. İngiltere'de vergi mükellefliğinden çıkmak için ülkeden ayrıldıktan sonra yıl sonuna kadar yurt dışında çalışmaya devam etmek yeterli. Olmuyor. Sonraki vergi yılında da yurt dışında çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Yani Nisan 2025'e kadar İngiltere'ye çalışmak için geri dönerse kazandıklarının vergisini İngiltere'deki yüzdeye göre vermesi gerekecek ki bu da %45 artı %2 sigorta şeklinde. Özetle Suudi Arabistan'da kazandıklarının neredeyse yarısını vergiye kaybedecek. Bildiğim kadarıyla Avrupa ülkelerinde iki ülke arasında anlaşmaya da bağlı olarak yıl içinde hangisine daha çok kaldığına göre vergi sistemine dahil oluyor. Dolayısıyla başka bir ülkeye giderse orada kazandığı yeni vergi yılında genellikle orada olacağı için oranın vergisine göre kazancını ödeyecek. Bu yüzden İngiltere'nin zorunlu vergisine dahil olmamak için başka bir ülkeye transfer olmak onun için daha iyi olacaktır. Bunun için de enteresan teklifler konuşuluyordu. Yine bile transfer olana kadar ki vergi yılındaki kazançlarını o ülkenin vergisine göre ödemesi gerekeceğini unutmamak gerek. Bu dediğim vergi sorunu herkes için geçerli olacak tabii ki ama dediğim gibi herkesin farklı dertleri var. Yine Liverpool'dan giden bir başka yıldız Firmino, Al Ahly ile ilk maçında hat-trick yaptığından beri gol atamıyor. Hatta bu yüzden son maçlarda kaptan olmasına rağmen çokça kez yedekten oyuna dahil oldu. Performans nedeniyle kulüple elden çıkarmak istiyor ve Türk kulüplerine de önerilmişti biliyorsunuz. Sheffield United durumu da var ama Henderson gibi vergi nedeniyle İngiltere'ye döneceğini sanmıyorum. Bir diğer Al Ahlili Gabriel Veiga da bu yaz transfer olan yıldızlardan en genciydi. Hatta Kroos'un sosyal medyadaki tepkisi de gündem olmuştu. Çünkü sadece genç oyuncu da alıyoruz demek için parayı basıp aldılar ve oyuncu Napoli,
Chelsea, Barcelona ve Liverpool gibi taliplere rağmen bu transferi yapmıştı. Aslında 17 maçta 4 gol 4 asistle orta sahada oynamasına rağmen iyi bir performans gösterse de oyuncu mutlu değil ve Avrupa'ya dönmek istiyor. O kadar genç yaşta bir anda Suudi Arabistan işi pek olmamış gibi Kroos'u da haklı çıkarmış. Yine bir diğer genç oyuncu Al-Ittihad'lı Jota da transferiyle sürpriz yaratmıştı. Oyuncu transfer olduktan sonra taraftarlar tarafından pek beğenilmemişti. Bunun üzerine de oyuncu çok fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmanın yollarını aramıştı. Ama hala orada ve kaçış yolu arıyor çünkü oynayamıyor. Ligin en büyük yıldızlarından Benzema 3 yıl için yıllık 100 milyon euro maaş artı 100 milyon da sponsorluk anlaşmaları için alıyordu. Aralık ayındaki 5-2'lik Al-Nassr mağlubiyetinden sonra taraftarlar tarafından eleştirildi ve kendisinden daha fazla aidiyet istendi. Bu tepki üzerine Benzema Instagram profilini sildi ve birkaç gün antrenmanlara gelmedi. Hatta sonra da ülkeyi terk ettiği konuşuldu. Kimse bir süre ulaşamamış ve devre arası kampına da oyuncu katılmamış. Garip olan ise Benzema'nın şu ana kadar 12 gol 5 asisti var ki hiç fena değil. Hamdallah'ın ise 15 gol 3 asisti var ve taraftarlar onu daha çok seviyor. Benzema'nın da daha fazla gol atmasını istiyor. Benzema da bunlardan bıkmış olsa gerek ki transferi düşünmeye başlamış. Mundo Deportivo'ya göre Paris onun için 15 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılama konusunda ilgilenen kulüpler arasında olabilir. Eski kulüpler Real Madrid ve Lyon'un da geçici çözüm olarak düşündüğü isimler arasında yer alıyor. Bu oyuncular ayrılırsa Suudi Arabistan'ın kurmaya çalıştığı markayı toparlaması pek mümkün olmayacak. Ama ayrılmasalar da mutsuz oyuncularla ilgili haberler de onlara çok yardımcı olmayacak. Yani iki türlü de bekledikleri etki yapamayacaklar gibi duruyor. Benzema tarafından ise Süper Lig'e gelse falan çok iyi olur ama 6 aylık bir Lyon geri dönüşü de tatlı olur. Burada da Lyon'un neden Benzema gibi liderlere ihtiyaç duyabileceğini son zamanlarda yaşadıkları sıkıntıları anlatmıştım. O videoda görüşmek üzere.